Arkadaşlar merhabalar. Geldik beşeri coğrafyada nüfus artışını etkileyen faktörlere. Şimdi dostlar, nüfus artışını etkileyen faktörlerden birincisi doğal nüfus artışıdır. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar, bir bölgede nüfus ya doğal olarak artar ya da göçlerin etkisiyle artar. Doğal nüfus artışı eğer doğumlar ölümlerden daha fazlaysa gerçekleşen bir olaydır. İkinci bir etken göçlerdir. Eğer bir bölge dışarıdan göç alıyorsa burada nüfus artışı yaşanacaktır. Bir yerde nüfusun artması ya da azalmasını biz şu şekilde formüle ederiz. Nüfus artışı eşittir doğumlarla içeriye göçlerden ölümlerle dışarıya göçleri çıkarttığımızda biz nüfus artışını buluruz. Eğer çıkan sonuç artı bir değer gösteriyorsa burada nüfus artıyor demektir. Ama çıkan sayı negatif olursa burada arkadaşlar nüfus azalıyor demektir. Bir dünya haritasına baktığımızda özellikle Afrika ülkelerinde doğum oranlarının yüksek olmasına bağlı olarak doğal nüfus artışının da yüksek olduğunu görürüz. Ama Avrupa Birliği bölgesi, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güneydoğu Asya gibi ülkelerde rakam bunlara göre biraz daha düşüktür. Şimdi nüfus artışı üzerinde dedik yine doğumlar, ölümler ve göçler etkilidir. Önce doğumların etkisinden bahsedelim. Doğumların ölümlerden daha fazla olmasıyla biz bir bölgede doğal nüfus artışı olduğunu görmekteyiz. Aslında baktığımızda nüfus artışı esas olarak doğal olarak gerçekleşir. Çünkü dünya üzerinde dışarıda uzaydan dünyaya insan gelmeyeceğine göre göçler nüfusu dünya olarak düşündüğümüzde etkilemez. Yani asıl olarak dünyada nüfus doğumlar yoluyla artmaktadır. Eğer dünyada arkadaşlar doğumlar ölümlerden daha fazla gerçekleşiyorsa ister istemez ne yapacaktır? Nüfus artma eğiliminde olacaktır. Şimdi doğumlar dedik nüfus artışını etkileyen en önemli faktördür. Biz doğum oranını iki şekilde hesaplayabiliriz. Bir doğum oranı, ikincisi ham doğum oranı. Arkadaşlar doğum oranı 15-49 yaş arasındaki kadın nüfusta 1000 kadına düşen doğumu ifade etmektedir. Toplam nüfus içerisinde her 1000 kişiye karşılık gelen doğuma ise biz ham doğum oranı adını vermekteyiz. Şimdi baktığımızda aslında ham doğum oranı daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü fazla bir hesap yapmamıza gerek yoktur. Şimdi şöyle bir baktığımızda 2000 yılından bu yana dünyada ham doğum oranında bir azalma söz konusu. Zaten son 3-4 dönemdir dünya nüfusuna yeni 1 milyar eklenmesi için geçen süre 12 yıldır. Bu da doğum oranının düştüğünü bize göstermektedir. Her ne kadar dünyada doğum oranı düşse de halen Afrika, Orta Doğu, bazı Güney ve İç Asya ülkelerinde biz doğum oranının yüksek olduğunu görmekteyiz. 2020 yılı değerlerine baktığımızda Nijer'de ve Angola'da 44.2, Mali'de 43.9, Uganda'da 42.9 gibi yüksek doğum oranları görülmektedir. Ama aynı dönemde Avrupa Birliği'ne baktığımızda binde 10.5, Amerika Birleşik Devletleri'nde binde 12.5, Çin'de binde 12.3, Hong Kong'da 8.9, Almanya'da 8.6, Japonya'da 7.7'lik bir doğum oranı görülmektedir. Şimdi Avrupa Birliği bölgesinde 2009'dan beri doğum oranlarının tekrar yükselmeye başladığını görüyoruz. Yani baktığımızda arkadaşlar gelişmiş ülkelerde artık nüfus yaşlanmaya başlayınca nüfusu arttırmak için doğumlar teşvik edilmektedir. Aynı dönemde ise biz baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde bir azalma, doğum oranlarında bir düşme eğilimini görmekteyiz. Tabii ki bu da nüfus politikalarıyla ilgilidir. Sonuç olarak baktığımızda dünyanın az gelişmiş bölgelerinde ya da ülkelerinde yüksek doğum oranı vardır ama bu doğum oranları düşme eğilimindedir. Dünyanın gelişmiş bölgelerinde düşük doğum oranı görülmektedir ama yaşlanmaya başladığı için nüfus doğumlar teşvik edilmektedir. Bundan dolayı da Avrupa Birliği bölgesinde ya da Amerika'da küçük de olsa bir artış eğilimi bize kendisini göstermektedir. Nispeten sosyoekonomik durumunu iyileştirmiş gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarında bir azalma eğilimi bize kendisini göstermektedir. Yani bu bakımdan gelişmiş ülkelere doğru yaklaşmaktalar. Yani gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında doğum oranları arasındaki fark gittikçe azalmakta. Şimdi doğurganlığı etkileyen faktörlere baktığımızda arkadaşlar tabii ki birçok faktör etkili. Gerek ahlaki, gerek mali, gerek entelektüel ya da toplumsal faktörler etkili. Birincisi kadının toplumsal hayattaki konumunun değişmesi. Artık kadın da çalışan bir nüfus olarak karşımıza çıkmakta, daha fazla çalışma hayatına girdiği için daha az çocuk sahibi olmakta. Yine evlilik ve çocuğa karşı edinilen tavırlar. Arkadaşlar baktığımızda artık birlikte yaşam evliliğin önüne geçmeye başladı. Ya da
evlenen bireyler çocuk sahibi olmayı biraz erteliyorlar. Yani önce bir işte hayatımızı yaşayalım. Hani gençken şunu şunu yapalım şeklinde çocuk sahibi olmayı biraz erteleyebiliyorlar. Yine dinsel ve çeşitli kültürel inanışların zayıflaması. Artık eskisi gibi dinin ya da kültürel baskıların etkisi yok. Yani gerek İslam'da gerek Katolik'te bir gevşeme söz konusu. Yine modernleşen toplumda maddeci ilimlerin ağır basması. Çünkü her bir çocuk demek bir masraf demek. İşte bütün bunlar doğumları etkilemektedir. 2020 değerlerine baktığımızda dünya genelinde 2.43 yani doğum yapabilecek kadın başına 2.43 çocuk düşüyordu. Ha, bu sayı 1955'te 5 taneydi, 2002'de ise 2.7 idi. Yani son 15 yılda bile ciddi bir düşüş söz konusu. Ha, yine de geri kalmış ülkelerde mesela Nijer'de 7.15, Somali'de 6.12, Mali'de 5.92 bir yüksek değerler söz konusu. Ama Avrupa Birliği bölgesine geldiğimizde Moldova'da doğum yapabilecek kadın başına 1.23, Portekiz'de 24, Yunanistan'da 1.32, Japonya'da 1.47 gibi daha düşük değerler bize kendisini göstermekte. Şimdi doğum oranını etkileyen faktörlerin başında demin de bahsettik din ön sırada gelir. Çünkü birçok ilahi din doğum kontrolüne karşı çıkmaktadır. Mesela Peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki evlenin çoğalın ben yarın mahşerde ümmetinin çokluğuyla övüneceğim. Gerçekten de baktığımızda hem İslam hem de Katolik inancında doğumların yüksek olduğunu ya da yüksek olmasının teşvik edildiğini görmekteyiz. Ama tabii ki son dönemlerde hani din konusunun biraz zayıflamaya başlamasıyla bile İspanya gibi, İtalya gibi kuyu Katolik ülkelerde bile dinin doğum üzerindeki etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz. Gelenekler de bu konuda etkilidir. Mesela ben kendi ailemden biliyorum. Arkadaşlar ben 6 kardeşli bir aileden geliyorum. Ve bizimkiler anne babam 6 çocuktan sonra bir daha çocuk sahibi olmak istemediler. Nenem şiddetle karşı çıktı. Bu çocuklar boynu bükük mü kalacak? 6 kardeşiz boynu bükük mü kalacak? Niye? Şimdi kadın 12 tane çocuk doğurmuş. Yani nenem. Baktığında işte hepsinin 8-10 tane 15 tane çocuk yapmasını istiyorlar. Bugün geleneksel toplumlarda arkadaşlar hem çok eşlilik hem de çok sayıda çocuk sahibi olma isteği halen kendini göstermek. Doğurganlık üzerinde bir diğer etkili faktör eğitim düzeyidir. Biz gerçekten baktığımızda eğitim düzeyi yükseldikçe ailelerin daha az çocuk sahibi olduğunu ama eğitim düzeyi düştükçe bu insanların hayattan beklentilerinin ve hayallerinin az olması yüksek doğurganlığa neden olduğunu görmekteyiz. Ayrıca arkadaşlar yüksek bebek ölümü özellikle geri kalmış toplumlarda yüksek bebek ölüm oranlarını telafi etmek için yüksek bir doğurganlık oranının da karşımıza çıkmaktadır. Ama bugün çağdaş toplumsal baskılar en çok orta tabakayı hissettirmekte. Gerçekten de bu nedenle en düşük doğum oranları orta tabakadadır. Yani zenginler ve en fakirler, en zenginler ve en fakirler daha çok çocuk sahibi olurken orta tabaka geçim sıkıntısını hissettikleri için aynı zamanda da ya nasıl çocuğuma iyi bir gelecek hazırlarım kaygısı yaşadığı için daha düşük doğum oranına sahiptir. Ülkelerin ekonomik durumlarının da biz doğum oranları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Ekonomik açıdan iyi olan dönemlerde ülkelerde doğum oranı yükselirken ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde doğum oranları düştüğünü görmekte. Çünkü bir aile eğer geçim sıkıntısı yaşıyorsa çocuk sahibi olma isteğini belli bir süre erteleyebilmektedir. Yine doğumlar üzerinde biz savaşlar ya da iç karışıklıkların da etkili olduğunu görmekteyiz. Çünkü her insan ailesinin daha güvenli bir ortamda olmasını istemektedir. Evet sevgili dostlar, böylece ilk dersimizi tamamlamış olduk. Yani nüfus artışını etkileyen faktörler konusunu tamamlamış olduk. Gelecek dersimizde arkadaşlar beşeri coğrafyada nüfusa devam edeceğiz.